Hızlı kaleme hoş geldiniz arkadaşlar. Eyüp hocamla bugün modül aritmetiğe giriş yapacağız değil mi Eyüp? Doğru tabii söylüyorum. Tabii ki modül aritmetiğe gireceğiz ve sonundan çıkacağız. Hadi bakalım hayırlısıyla başlayalım top Eyüp'te. Modül aritmetik nedir arkadaşlar? Modül aritmetikte şöyle bir ifade görürüz. İşte A denktir B. Bir de modun içerisinde bir de böyle sayı yazarlar. Bu yazdıkları sayı ne olmak zorunda? Pozitif tam sayı olmak zorunda. Tamam mıdır? A denktir B. Bu ne anlama geliyor? Mod M'de A denktir B. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Bunu farklı şekillerde açabilirsek süper olacak. İfade edebiliriz. A eksi B M'nin katı demek. Yani bundan bunu çıkartırsam bu M'nin katı çıkacak. Mesela örnek verelim hocam. Verelim abi. Mod 7'de 23 denktir 16. Doğru mudur? Bakalım doğru mudur? 23'ten 16'yı çıkarttım 7. 7'nin katı mı? Katı. Bu doğru bir ifade arkadaşlar. Ama mesela mod 13'de 23 16'ya denk midir? Sallam. Değildir. Çünkü 23'ten 16'yı çıkarsam 7. 7 13'ün katı değil. O zaman bunların farkı 13'ün katı olacak. Bu bir ifade şekli. Başka bir ifade şekli şudur. Böler möler gibi bir şey mi var? Öyle. Ha. Oraya geldim şimdi. Bir de şöyle bir ifade var arkadaşlar. 23'ün de 7 ile bölümünden kalan, 16'ın da 7 ile bölümünden kalan birbirine eşit olmak zorunda. Hemen bakalım. 23'ü 7'ye böldüğüm zaman ne olacak? 23'ü 7'ye böldüm. 3 tane var. 21 çıkarttım. Kalan 2. Bunun kalanı 2. Geldim 16'ya. 16'yı 7'ye böldüm. 2 tane var. 14 çıkardım. Kalan 2. Bu da 2. O zaman bu doğru bir ifade. Ama burada geldim. 23, 13'e bölünce 1 tane 13 kalan 10. Bunun kalanı 10. 16'nın kalanı zaten direkt görebiliyorum. 3. Buna denk mi? Denk değil. Eşit değil. O zaman bu olmadı. Hatta bir de şöyle söyleyenler var. Ben onu da söyleyeyim. O çok doğru bir ifade olmasa da bazı sorularda işimize yarayacak. Buradaki A'nın M ile bölümünden kalan B'dir diyenler var. Biz zaten olmadığını gördük de. A'nın M ile bölümünden kalan B'dir'i biz az sonra sorularda uygulayacağız. Yani burada bir A verecek. Ne olduğunu soracak bize. Biz A'yı M'ye bölüp kalanı bulup karşı tarafına yazacağız. Ona geleceğim. Ona dedik geleceğim. Ve gönderdik. Geldik dediği hemen yere. Hemen baktım. 52 denktir 12 mod x'de denkliğini sağlayan x değerleri nelerdir diye sormuşuz. Çok iyi. Ne çok diyor? İyi. Çok iyi. Bir kere x eleman z pozitif olacak. Evet bu arkadaş pozitif tam sayı. Onu ben biliyorum. Bir de bunun ikisinin farkı 52 eksi 12 ifadesi x'in katı mı hocam? Evet. O zaman burası 40. 40 x'in katı mı? 40. Yani x 40'ın bölenleri mi? Evet. 40'ın bölenlerini yazayım. Onlar x olsun. 1 var, 2 var, 4 var, 5 var, 8 var, 10 var, 20 var, 40 var. X bu değerlerin hepsini alabilir arkadaşlar. Var mı problem? Bence yok. Salla soruyu gayet hocam. Gayet güzeldi. Çözdük. Salladı gitti. 261 mod 13 denkliğinde hangisine eşit olabilir diye soruyor bana. Demiştik ki arkadaşlar 261'i 13'e bölersem kalan kaç olur diye bakmam lazım benim burada. 261'in 13 ile bölümünden kalan kaç? 20 tane mi var hocam? Evet hocam. 260 çıkarttık mı? Kalan 1 mi? Bunun kalanı 1 ise bunun da kalanı 1 olmak zorundadır dedim. Hatta bunu da şöyle yapabiliriz. Cevap zaten 1. Çok net de. 261'den x'i çıkarsam 13'ün katı olacak. Hangisini çıkartırsam 13'ün katı olur. 1'i çıkartırsam 260 bariz olur. Görünür. 13'ün katı olur dersiniz. Gönderdik. Mod 11'de bu denkliği sağlayan en küçük pozitif x değeri nedir? Bunu bileceğim. Yok yok artık bölünebilmeyi anlattığımıza göre ne böleceğim. En küçük pozitif x değeri demek ne demek biliyor musun hocam? Yok. Hemen söylüyorum. Bu sayını 11 ile bölümünden kalanını mı istiyor? Aynen. Böyle düzgün cümlelerle ifade etseydim ben bunun bu demek olduğunu anlayabilirdim. Ama sen karışık matematiksel ifadelerle yaklaşıyorsun. Beni düzelteceksin o zaman hocam. Yapacak bir şey yok yavaş yavaş. Oturuyorsan beni düzelteceksin. Evet. Yapacağım. Yapacağım. Bu sayının 11 ile bölümünden kalanı nasıl buluyorum? 2, 6, 4, 5, 7, 1 artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi. Artıları topluyorum. 6 artı 5 artı 1. Eksileri çıkartıyorum. 2 artı 4 artı 7. 12 eksi 13.
İğrenç. Eksi bir. Eksi bir. Eksi bir diye bir kalan ben hayatımda daha görmedim. Moda ekleyelim öyleyse. Moda ekleyeceğim ki kurtulsun o eksiden. Burası 10 mu çıktı? O zaman bu arkadaş 10. Hatta ben daha sonra vereceğim özelliği ama hatta bu adamın en büyük negatif x değerini sorsaydı eksi bir, eksi bir olacaktı cevap. Devam edelim. Gönderdik. Evet. Şimdi geldim modun vurucu özelliğine. Abartısız söylüyorum. Problemler ait mod sorularında %70-%80'ini sadece bu özelliği bilerek çıkartabilirsiniz. Sadece bu özelliği bilerek. Hemen bakalım. Mod M'de İstediğimiz sayının yerine mod M'deki dengini yazabilirim mi? Mod M'deki dengi ne demek? O sayının M ile bölümden kalan demek. Evet. Yani mod M'de herhangi bir sayıyı M'ye bölerim. Kalın neyse o sayının yerine onu yazabilirim. Ya da bunu farklı bir şekilde söylüyorum ben burada. Mod M'de istediğimiz sayıya istediğimiz kadar M ekleyip çıkartabiliriz arkadaşlar. Bu ne demek? İstediğimiz kadar M'nin katını ekleyebiliriz demek. M'nin herhangi bir katını sayıya ekleyebilirsin mod M'de. Bunu unutmayalım. Yani modun yanındaki sayının istediğin katını ekleyebilirsin. Bunun iki tane istisnası var. Üstleri ekleyemem. Faktöriyelleri değiştiremem. Onları mesela mod 21'de 217 bölü üzeri 2017 denktir kaç? Sallıyorum şu anda soruyu ben. Şimdi ben üste dokunamam. İstisna o. Yani ona dokunamam. Ama tabana dokunabilir miyim hocam? Tabanla istediğim gibi oynarım. Tabandan istediğim kadar 21 çıkartabilir miyim? Tabii ki. İstediğim kadar 21'in katını çıkartabilir miyim? 19 tane çıkarsan iyi olur. 21'in kaç katını evet. çıkartayım? Tamam. 10 katını çıkartayım arkadaşlar. 9 diyecektim. 10 katını çıkartınca 217'den 210'u çıkartınca ne oluyor? 7 oluyor. Yani ben 217'nin yerine 7'yi koyabilir miyim? Her aslında türlü. Bana şunu soruyor. 7 üzeri 2017. Bunu istediğimiz her yerde yapabiliriz. Mesela yine devam ediyorum. Mod 7'de. Hocam. Buyurun. 1 bölü 2 nedir? Söyleyeyim mi? Hemen. 20. Evet. Buldum. 3. Enteresan. 7 ekleyip çıkartabiliyor muyum? İstediğim sayıya mı? İstedim. Ekleyelim. Mesela ben burada 1 görüyorum. Ona 7 ekleyebilir miyim? Ekle. 8 bölü 2. Hadi ya. 3 dedim. Arkadaşlar yemedi. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz bu arada. Yani tutturamam ben yine. Bundan da istediğim kadar 7 çıkartabilirim. Buna da istediğim kadar 7 ekleyebilirim. Mesela üst tarafa 7 ekledim 8. Bir daha 7 eklesem 15 mi? Evet. Alt taraftan 7 çıkarttım desem. Eksi 5 mi? Ne? Cevap eksi 3 mü? Evet. Eksi 3'e 7 ekleyebilir miyim? Artı 4. 4. İstediğim kadar yere ekleyebilirim. Yani bir tarafa ekledim, diğer tarafa da ekleyeceğim diye bir şey yok. Sadece bir yere yok. Hiçbir zorunluluk yok. İstediğiniz yere, istediğiniz kadar yere ekleyebilirsiniz. Kimse size bir şeycikler diyemez. Alnını evet. karıştırırız. Alnını karıştırırız. Mod altta bu ifade nedir? Hemen başlayalım. 1 faktöriyel 1. 2 faktöriyel 2. 3 faktöriyel 6. 4 faktöriyel 24. 5 faktöriyel yazısım var. Böyle gidiyor 2017 faktöriyele kadar. Yazın güzel ya değil mi? Yazdıkça zevk alıyorsun. Tabii ki. Evet. Geldim buraya. Şunların toplamı 3. 3. 6'nın yerine mod 6'da ne yazabilirim? 0. 0. 24'ün yerine mod 6'da ne yazabilirim? 0. Çünkü bu 6'nın katı. 6'nın katı ise 6 ile bölümden kalan 0'dır. Bölümden kalanı sayın yerine yazabilirim. 120 6'nın katı yerine 0 yazabilirim. Evet. Ya zaten dikkatinizi çekiyorsa bundan sonraki bütün sayılar 6'nın katı çünkü hepsini 6 ile çarpıyorum. O zaman bunların hepsi 0. O zaman cevap 3. Zaten en küçük pozitif tamam. x sayı değerini soruyor bana. Devam ettim hayatıma. Bakayım burası neymiş? Şiir ruhlu matematikçiniz var sizin ya. Hemen adam sonra atkıyor ya. Kafiye bile yapıştırdım ben. Abi çok çılgın. M'nin alabileceği kaç farklı değer vardır diye soruyor. Şimdi mod M'de istediğim kadar M ekleyip çıkartabiliyor muyum? Sen buradan mi? M'yi çıkarttım. Olabilir mi? Tabii. Çıkarttım onu. Bu eksi 21'i karşı tarafa atabiliyor muyum? Attım karşı tarafa. 24 denktir 0 mod M'de. Bu ne demek? 24'ü tam bölmüş demek M. 24'ün M ile bölümden kalan 0'mış. O zaman 24 M'yi tam bölüyor. Harika. M 24'ü tam bölüyor. O zaman M 24'ün neyi? Tam kat. Elim ayağım karıştı. Böleni. Böleni. Hocam benim hızımı ayak uyduracaksın. Benim hızımı ayak uyduracaksın böyle. Yok. Bu kiloyla mı? Yani, bu kiloyla mı? Hocam biraz sen şey yaparsın ya. Biraz kiloyla. Sen onu ayarlarsın ya. 24'ün tam bölenini tek tek sayacağım mı?
Yok ya, sen biliyorsun. Ben biliyorum. 24 eşittir 2'nin küpü çarpı 3 arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Pozitif tam bölen sayısı diye bir olayımız vardı. Pozitif tam bölen sayısını nasıl anlattık diyorduk? Biz bunları size. Anlattık tabii. Bu kalemlerle anlattık. Hemen baktım. Buna 1 ekledim 4. Buna 1 ekledim 2. Çarptım 8 tane pozitif tam böleni varsa main yerine 8 tane değer koyabilirim. Arkadaşlar bu tarz sorularla da genellikle, onu da dile getirmeden geçmeyeyim. Genellikle yukarıda şöyle bir şey verir. İşte bu yanlış oldu. X diye bir şey yok. M büyüktür 1 diye bir şey verir yukarıda. Bunu gördüğünüz zaman ne yapacaksınız? Bir tanesini çıkartacaksınız. Çünkü bunlardan bir tanesi 1. Ben 1 olmasını istemiyorum. 1'den büyük olmasını istiyorum. O zaman böyle bir şey gördüğün zaman bunun cevabı 7 olur dersin. Tabii burada olmadığı için cevap 8. 24'ün 8 tane tam böleni var dedim. Dedik. Geldim sonra buraya. Mod 5'te bu hangisi olabilir? Aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. 1 üzeri 47 ne? 1. Art. Buradan 21'den İstediğim kadar 5 çıkartıyorum. 4 tane 5 çıkart. 4 kere 5 çıkarttım. 1 kere 5 çıkarsam 16. Allah. 1 kere daha 5 çıkarttım 11. 5 çıkarttım 6, 5 çıkarttım 1 üzeri 48. Buradan 6 tane 5 çıkart. Neden 6 tane? 5 tane 5 çıkartınca 4 üzeri bir şey oldu. O 4 olmasın, 1 olsun. Arkadaşlar tabanı 1 veya eksi 1 yapabiliyorsanız direkt yapacaksınız. Kralsınız. 0 da öyle. 1 eksi 1 0 yapabiliyorsanız tabanı, süper bir soru. Buradan 6 tane 5 çıkarttım. Yani 30 çıkarttım. Ne oldu? Eksi 1 üzeri 49 artı. Buradan 8 tane 5 çıkardım. Yani 40 çıkardım. 45'in katı olduğu için direkt söyleyebilirim. O da eksi 1 oldu. Bunun üzeri 50. Buradan 1 geldi. Buradan 1 geldi. Buradan eksi 1 geldi. 49. kuvveti. Buradan da 1 geldi. Bunlar gitti. Cevap 2'dir. 2 ışıklarda göremeyebilirsin. Ne yapacaksın? İstediğin kadar 5 ekleyip çıkartacaksın dedim. Arkadaşlar çok basit bir yere geldik. Denklem sorularına. Denkliğin iki tarafına denklem muamelesi yapabilirsin. Bu ne demek? İstediğim sayıyı ekleyebilirim. İstediğim sayıyı çıkartabilirim. İstediğim sayıyla çarpabilirim. Yalnız bölmede bir istisna var. Onu da göstereceğim biraz sonra. O yüzden şimdilik geçebiliriz. Denklem muamelesi yapacağım ben her tarafa. Geldim buraya. Bu 3x, bu 2x karşı tarafa atabilirim. Attım. X. X denktir. 4'ü 11. Karşı tarafa atabilirim. 11. Mod 5'te. Tamam. Şimdi 3 basamaklı en büyük değerini soruyor. Bulalım öyleyse. X denktir. Ben buradan 10 çıkartabiliyor muyum? Çıkart abi. 1 mi? Oo. Bu ne demek? Bu en küçük pozitif değeri. Yani X'in 5 ile bölünen kalanı mı? Evet. X 5 ile bölününde 1 kalanı veriyorsa 5 ile bölününde 1 kalanı veren sayılar ne demek hocam? Son basamakları ya 1 olacak ya 6. Ya da 6 olacak son basamağı. 3 basamaklı en büyük sayıyı soruyor. 9, bana. 9, 6 mı? Aynen. 3 basamaklı en büyük düşünüyorsam 996 yazarım ki son basamak 1 ya da 6 olsun. Gerisinin hiçbir önemi yok. Biliyorum. Dedikten sonra geldik. Yapıştırdım cevabı. Yeni bir soru ya. Evet, geldim buraya. X kare artı 4 3'müş arkadaşlar. Ben yine denklem muamelesi yapıyorum. X kare denktir. 4'ü karşı tarafa attım. Eksi 1 mi? Eksi 1 modonda neye denk hocam? Artı 9'a. 9'a. Bu modonda. Evet. Tamam, modonda x kare 9 ise x nedir hocam? Ya 3'tür. Ya da eksi 3'tür. Ya da eksi 3'tür. Aynı muameleyi gösterdin yine. Eksi 3 ne demek modunda? 7. 7'dir. Aynı muameleyi gösteririm tabii hocam. Niye göstermeyeyim ya? Adam yapıyor. Evet. Modunda 3 ne demek? Modunda 3. 10 ile bölündüğünde 3 kalacak. Aynı. Son basamak 3 olacak. Yani bu olabilir, bu olabilir. Tamam. Modunda 7 ne demek? Son basamağı 7 olacak. Son basamağı 7 olacak. 10 ile bölümde 7 kalacak. Bu olamaz. Bunlar olabilir yani. X bunlar olabilir. Ama son basamağı 5 olamaz arkadaşlar. Dedim. Dedik. Denkliğin iki tarafı da aynı sayıya bölünürken. Dedim ya, bölmede istisna var. İşte istisna bu. Denkliğin iki tarafını da aynı sayıya böldüğüm zaman mod da bölünüyorsa onu da böleceğiz. Gençler. Gençler. Tabii bölelim. Gençler. Göstereceğim. Soruda göstereceğim. Göster. Hızımı aldım. Beni durdurma. Bunu karşı tarafa attım. Ne oldu? 3x. Bunu karşı tarafa attım. Ne oldu? 24. Mod 11'de mi? Evet. Evet. Şimdi her tarafı ben böyle bir şey gördüğüm zaman denklemlerde 3'e bölüyorum. Rahat 3'e bölünüyor. Böldüm 8. 3'e böldüm x. 11 3'e bölünüyor mu? Yok. Tam bölünmediği için ona hiç dokunmadım. Mod 11'de. Dokunmadı. X 8 olabilir mi? Olabilir. 11 ekleyebilir miyim? Evet. 19 olabilir mi? Evet. 30 olabilir mi? Evet. 41 olabilir mi? Böyle sonsuza kadar gidiyor. Ya da işte
11 çıkartabiliyorum. Eksi 3 olabilir. Eksi 14 olabilir. Böyle sonsuza kadar gidiyor. Şimdi ben baktım. Dedim ki en küçük 2 pozitif değerinin toplamını soruyor bana. Bunlar negatif. Şurada en küçük 2 tane pozitifim var. 27 mi toplamı? Aynen öyle. Dedik ve geldik son sayfaya. Şimdi aynı şeyi burada da yapacağım. Bu x'i karşı tarafa salladım. 3x oldu. 2'yi karşı tarafa salladım. 9 oldu. Mod 6'da. Şimdi ben her tarafı burada 3'e böleceğim. Öyle yapıyordum. 3'e böldüm. 3. Burası, aha, x, bu burası 3. Burası da 3'e bölünüyorsa burayı da böldüm. Mod 2 midir? Tamamdır hocam. Bu da 1 geldi. O zaman mod 2'de istediğim kadar 2'ye ekleyip çıkartabiliyorum. X 3 olabilir. 2 çıkarttım. 2 çıkarttım. 2 çıkarttım. 2 çıkarttım diye sonsuza kadar gidiyor. Gitti. 2 ekledim. 2 ekledim. 2 ekledim diye sonsuza kadar gidiyor. Yani tek sayı olacak. En küçük pozitif. En küçük pozitif değeri nedir? 1. Bu 1'dir. En büyük negatif değeri nedir? Eksi 1. Eksi 1'dir. Eksi 1 ile 1'in çarpımını istiyor. Cevap eksi 1 dedim arkadaşlar ve bitirdim hocam. Ve bitirdeyip arkadaşlar, gayet güzel bir anlatımla modül aritmetiğe giriş yaptık. Devamını izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.